Yeni haftaya hoş geldiniz. Bu haftanın video konusu pandemi sürecinde psikolojik rahatsızlıklardan, sorunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yaşlılık dönemini ele almamız gerekiyor. Yaşlılık döneminde olan vatandaşlarımızın hastalığın bulaş riskinden dolayı korku mevcut. Uykusuzluk, huzursuzluk ve depresiflik yaşlılarımızda gördüğümüz, iş yerlerimizde bize gelen taleplerde tespit ettiğimiz önemli olgulardan birkaç tanesi. Orta yaş grubuna baktığımızda varoluşsal ölüm korkusu, işte depresif hareketler, gelecek korkusu özellikle bu orta yaş grubunda ortaya çıkmakta. Orta yaş grubuna baktığımız zaman genelde hizmet sektöründe ya da kamu kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımızda bize başvurular esnasında tespit ettiğimiz durumlar. Tabii ki varoluşsal ölüm korkusunu ve belirsizliği, orta yaş grubunun yaşaması çok daha olası bir durum. Ve bununla birlikte tabii ki kaygı ve stres bozuklukları da ortaya çıkabilmekte. Genç yaş grubuna baktığımız zaman da burada öfke patlamalarını çok sık karşımıza çıktığını gördük. Histerik acılar yaşadığını beyan edenler var ki yapmış olduğumuz araştırmaları da bunu destekleyecek nitelikte bulgulara bulduğumuz söylenebilir. Bir duygusal boşluk yaşadığını beyan eden kişi sayısı çok fazla. Hayatın anlam ve önemini kaybettiğini, kendisini bir boşlukta olduğunu, sorgulama durumunda olduğunu ve bundan mütevellit de stres ve kaygının ön plana çıktığını söyleyenler de çok fazla. Pandemi sürecinde oluşan tabii ki psikolojik problemlerle birlikte işlevselliğin bozulması, bedensel, sadece ruhsal değil, bedensel problemlerin de yaşanması, zihinsel problemlerin yaşanması, hayata yönelik maddi manevi kayıpların bu süreçte daha fazla olması bizi tabii ki çeşitli problemlerle karşı karşıya bıraktı. Rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bununla birlikte tabii bu süreçte birlikte, pandemi süreciyle birlikte panik atak vakalarının çok fazla arttığını, hastalıkla ilgili bulaş riskiyle birlikte panik atağında tetiklendiğini, temizlikle ilgili konularda OKB'nin, obsesif kompulsif bozukluğunun artması, sosyal izolasyonun dozundan dolayı kendimizi çok fazla stres altında bulmamız, bunu da tetikleyen önemli etkenlerden. Bir diğer de tabii ki depresyon. Depresyonla birlikte işte nedir? Depresyon temelini oluşturan bir vaka geçmişine bakmamız gerekiyor. Bununla birlikte de eğer geçmişinde depresyon tetikleyecek travmalar, stresler yaşadıysa, kaygı bozuklukları yaşadıysa pandemiyle birlikte bu süreç daha fazla tetiklenebiliyor ve depresyon belirtileri daha net bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Tabii ki pandemi sürecinde genelde hangi talepler, başvurular daha fazla ortaya çıkmakta? Biz özellikle kendimize, kendi kurumlarımıza gelen talepleri ve başvuruları değerlendirdiğimiz zaman kaygı bozukluğu, OKB, obsesif kompulsif bozukluk, travma ve stres kaygısı, yaygın anksiyete toplayacağımız zaman, bir kategori yaptığımız zaman bunların daha sık bir şekilde karşılaştığı mevcut. Koronayla birlikte tabii ki geçirmiş olduğumuz bu tam kapanma, sosyal izolasyon, temizlik, mesafeyle birlikte evde geçirdiğimiz süreç arttığından dolayı çok nadir de olsa agorafobi yaşayanlar da, yani sosyal alana çıkmama korkusu, bulaş riskinden dolayı da agorafobilerin de yaşandığı çok özür dilerim, ortaya çıkmıştır. Ramazan'dan dolayı arka arkaya birkaç video çektiğimiz için boğazda kuruluk meydana geliyor. Çok özür dilerim bundan dolayı. Tabii ki evde sosyal hayat nasıl olmalı kısmını irdelemek istediğimiz zamanda kendimizi keşfedip yeni bir hobi edinmemiz, işte timing, zaman planlamalarıyla birlikte iş hayatında geçirdiğimiz zamanı eve revize edip bu süreçte kendi içsel kimliğimizi tanıyarak bu süreci daha rahat bir şekilde adapte olarak yeni bir hobi alanları, kendimizi geliştirmek adına kendimize fayda sağlayacak alanlar ve uğraşlar, fiziksel aktiviteler bulma konusunda daha rahat bir şekilde bu süreci atlatmamız mümkündür. Kapanma süreciyle birlikte tabii ki şöyle de bir problem oldu. Daha fazla ve sık karşılaştığımız için bunu da notlarımın arasına eklemişim.
Kapanma süreciyle birlikte tabii ki temel gıdalarımızı karşılayabilmek için marketlere gidiyoruz. Marketlere gittiğimizde tabii ki özellikle orta yaş grubu ve yaşlı grubumuzda bulaş riski, varoluşsal ölüm korkusunu daha fazla tetikledi. Bununla birlikte de agorafobiye de altyapı oluşturdu, gözlemlenmiştir. Tabii ki ruhsal desteği özellikle bu süreçte online olarak almanızı, alanın uzman kişilerden almanızı tavsiye ederim. Eğer gerçekten bu semptomları yaşadığınızı düşünüyorsanız birkaç belirtiyle birlikte kendinize lütfen hastalık tanıları koymayın. Bu belirtilerden birkaç tanesini yaşıyorsanız fikir almak için kendinizi daha hissedebiliyorsanız online terapiye başvurabilirsiniz. Bunun için alanında uzman kişileri tercih etmeniz çok önemlidir. Çünkü pandemi süreciyle birlikte zaten bizim meslek grubun her türlü saldırı vardı. İşte psikoloji okumamış, psikoloji alanında herhangi bir ihtisası yok. Ama yaşam koçuydu, işte çeşitli falcılar bile psikologluk yapıyor. Onun için terapi alacağınız kişiyi iyi bir şekilde araştırırsanız sizin açınızda da faydalı olur. Yarar sağlayacakken size terapiye başvurduğunuz insanlar da zarar sağlamasın. Tabii ki bu süreçle birlikte günlük hayatı da olumsuz etkileyen, işlevselliği ortadan kaldıran, iletişim bozukluğu yaşamamıza sebebiyet veren bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçten nasıl kurtulabiliriz, nasıl daha az hasarla atlatabiliriz kısmında da olumlama enerjisini kullanabiliriz. Olumlama enerjisi nedir? Örneğin trafikten yola çıkalım. Kırmızı bir araba hayal ettiniz, düşündünüz. Trafikte akarken birçok kez artık algıda seçicilik olduğu için kırmızı arabaları görme ihtimaliniz çok fazladır. Bunu da biz psikolojiye uyarladığımız zaman, olumlulama yaptığımız zaman, olumlama enerjisini çağırdığımız zaman evrenden karşımıza daha güzel şeylerle karşılaşma ihtimalimiz çok fazla olacaktır. Olumlama enerjisi bu yönden iyidir. Ölüm korkusunu, gelecek kaygısını, stresi, anksiyeteyi elimizden geldiğince maksimum seviyede yaşarsanız bunu bastırmak da zor olacaktır. Fiziksel ve ruhsal olarak size geri bildirim çok ağır bir şekilde olacaktır. Bunun için elimizden geldiğince olumlu enerjisiyle birlikte kendimizi kontrol altında tutmamız daha faydalı olacaktır. Bu süreçte tabii ki zorluklar yaşıyoruz. Zorluklar yaşamaya da devam edeceğiz. Ama şunu unutmayalım. Bu süreci iyi bir şekilde adapte edip kendimizi geliştirdiğimiz kısımda belki de yeni dünya düzeninde daha farklı alanlarda, daha farklı meslek gruplarında hobilerimizle birlikte kendimizi geliştirdiğimiz bu süreçte hayatımızı daha farklı pozisyonlara, daha farklı yollara kapsayabiliriz, yönümüzü çevirebiliriz. Bunun için bu süreci iyi değerlendirmek, olumlu enerjisiyle birlikte iyi değerlendirmek sizin açınızdan da faydalı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi haftalar. Görüşmek dileğiyle.